Selamünaleyküm ben. Bu modu mod değil. Ama ben hocam de. Yani affedersiniz. Bu oyunu ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Ben bile bu kadar sevmedim. Benim buraya kadar baba. Gerçek diyorum, bir Age of History 2 çılgını devam ediyor ve yeni modlar da gelmeye devam ediyor. Bu yüzden bugün Age of History 2'ye çıkan yeni bir modu göstereceğim sizlere. Hoye 3.5. Ya bu kadar saçma sapan isim duymamışım ya. İlk önce ana menüden başlayalım. Ana menümüzde tak slide efektli bir şeyler geldi. Oyun ayarlar ve çıkış olarak menü düzenlenmiş. Beyler bu toptur. Normalde yapımcının videolarında bu play, option ve exit'lar böyle tüm ekranı kaplıyor. Ama benim bilgisayarda öyle olmadı. Denge ya, ne dayanıyorsun ya? Oynaya basıyoruz. Oynaya bastıktan sonra bizi 3 adet senaryo karşılıyor. Hoi 4'te bunda 2 tane var. Biliyoruz. 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce 2. Dünya Savaşı başlarken bu modumuzda 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve 3. Dünya Savaşı var. Anlıyorum. Özellikleri getirilen 2. Dünya Savaşı'na giriyoruz. Bu mod sürekli güncellenecek gençler. Sürekli güncellenecek, güncel hallerini videolarında atacağım. Aynen. İkinci Dünya Savaşı senaryosuna giriyoruz. Almanya'yı seçiyorum gençler. Şöyle ayar panelimizi gösterelim, neler var neler yok. İndirme linki açıklamada. Şu anda mobil link mevcut değil. Hay anasını satayım ya. Mobilde hatalar alıyorlarmış. Ondan dolayı sadece bilgisayarda oynayabiliyoruz şu anda. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Biz de bu vatanın evladıyız yani. Güncellemeler geldikçe, mobile de çıkınca ben sizlere paylaşacağım, duyuracağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Surrender limit. Hoi 4'te de olan bir şey. Bu normalde aldığınız kararlara ve gittiğiniz yollara göre değişen bir şey. Nedir bu surrender limit? Sizin teslim olma eşiğiniz diyebiliriz. Surrender limitiniz ne kadar düşükse kapitüle olma, düşmanlarınız tarafından ele geçirme ihtimaliniz fazlalaşıyor. Biz de bunu bir %60'lara falan indirelim gençler. Yani ülkenin tamamını almaya uğraşmayalım değil mi? Tabii canım. Manpower sistem diyor. Onu da açtım bakalım ne iş? Play'e basıyoruz. Evet, Hoi 4'teki ses efektleri eklenmiş, güzel. Blood Europe 2'nin özellikle de kullanıldığını ben size toplulukla duyurmuştum gençler. O mod bu mod işte. Atak bonusu, defans bonusu ve soykırım gücümüzü de burada ayarlayabiliyoruz. Şimdi şöyle bir yakınlaşalım bakalım. Haritamızı bir inceleyelim. Yakından inceleyelim ilk başta. Anti-air'ler, mantı-air'ler var. Güzel, şöyle nokta olarak şehirler belirtilmiş. Uzaktan baktığımızda kasvetli bir havanın hakim olduğunu görüyoruz. Vasatın üstü. Tabii isterseniz kontrast ayarlarını değiştirerek de kendinize uygun hale getirebilirsiniz. Bunlar basit şeyler, ayarlardan yapılabiliyor. Bazı karakterler yazılmamış. Tabii bunlar şu anda modun ilk sürümü olduğu için normal olan şeyler. Böyle söyleye söyleye mod geliştirilecek gençler. Denizleri falan görüyoruz. Yani tüm dünyayı kapsayan bir haritası mevcut. Bunlar kolonize edilmemiş gösteriliyor. Yani ülkeler daha sonrasında bunları galiba alabiliyor. Bilmiyoruz bakacağız. Vallahi ben buradan yabancısıyım, ben bilmiyorum. Biliyorsunuz Hoi 4'te Focus Tree, yani odak ağacı var. Burada da artık bayrağı tıkadığımız zaman odak ağacımız açılıyor. Bu daha başlangıç. Gördüğünüz odak ağacı Almanya'nın odak ağacıdır. Şu anda sadece Almanya'da odak ağacı var. Bu odak ağacı gitgide gelişecek ve diğer ülkelere de eklenecek. Modder'dan size haberler. İlk olarak tabii ki askeriyeden arındırılmış Alman bölgesi olan Rhineland'ı askeriyeye açacağız. Gördüğünüz gibi şu anda farklı bir ülke olarak gözüküyor ve Fransa'nın masalı. Bakalım şimdi zaman ilerledikçe göreceğiz. Hemen şöyle ben bir diplomasi paneline bakmak istiyorum. Şu anda Polonya ile bir non-aggression paktimiz var. Saldırmazlık paktı mevcut. Evet şöyle bakalım. Modumuzda Blood Europe 2 özelliğinden gelen tabii ki otomatik asimilasyon, ulusal çaplı bir kutlama mevcut. Ama otomatik plan sanırım yok. Keşke olsaydı. Şimdi buradan politikalarımı seçebileceğimiz bir menü eklenmiş. Buraya tıkladığımız zaman Almanya'yı görüyorsunuz. Ekonomi politikası. Eğitim bütçesi, askeri harcamalarımız, askeri taktiğimiz, o aşağı iniyor mu? İniyor, güzel. Askeri taktiğimizi burada görüyorsunuz. Bunlar evet, gördüğünüz gibi 50 tane yıldız istiyor. Hani biz savaşlardan gittikçe experience kazanacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi yıldızımız var. Bunları zaten önceki videolardan biliyorsunuz. Bunlar bize katkı sağlayacak. Bu yeni şeyleri aşmamıza olanak sağlayacak. Doktrin gibi düşünün ya, doktrin. Bize bunlar ne sağlıyor? Açıklamaları yok mu bunların? Saatlik falan atıyorum da yok. Turlarımızı biraz atlatmaya başlayalım gençler. Bakalım neler gelecek başımıza. Lan dur. Müzik açıl. Sakin. Sakın heyecan yapmayın. Sakın heyecan. Aranızı alın. Turları atlatalım bakalım. Bunlar kaç tur sonra gelecek bu fokuslar? Bu fokusa gittik ama. Yani çok da şey. Çok da yakında. Bir de Polonya sınırına asker çekelim de. Ne olur ne olmaz yani. Polonya ya. Ne dayanıyorsun yani? Öyle de demiyorsun gençine.
Şimdi dünyada 5. Şu an hiç umurumda değil. Benim acilen şuna gitmem lazım. Oğlum biz buna gittik mi? Sağdan soldan açıldı. Ekrana hiçbir şey gelmedi kardeşim. Bir dakika. Komünist generaller onun avradını. Komünist generaller ile anlaş. Komünist generalleri öldür. Öldürmeyeceksin. Riski almadan onlarla anlaşıp sağlam bir şekilde ülke diktatörlüğümüze kavuşturabiliriz. Aslında hiç de fena değilmiş. Diktatörlüğü elimize iyice elimize almamız... Elinize vereyim o zaman. Diktatörlüğü elimize iyice elimize almamızı engelleyen tek engel komünist subaylar. Hepsini öldürse kurtulabiliriz. Ancak bu büyük sonuçlar yaratabilir. Değişiklik olsun ya. Komünist generallerle anlaşalım. Kamucuyum evet. Araştırdık. OY4'te araştırdık bunu şu an. Hocam ben savaş mekaniklerini de merak ettim yani. Değişen bir şeyler var mı? Manpower'ımız gıdım gıdım artıyor. Bunu arttırmak için ne yapacağız? İnşa edeceğimiz de şeylere bakalım bir. İkonlar değişmiş zaten görüyorsunuz. Kalelere fort resmi konulmuş. Güzel. Watchtower, radarlar çok iyi. Çiftliklerine de askeri fabrika sembolü. Sivil fabrika, atölyeler, nükleer reaktörler, sığınaklar, kütüphane, asimilasyon falan filan falan filan. Geç bunları. Hızlanalım hocam. Aha! Bir selektör attı gördünüz mü? Vertay anlaşması sonrası ilk defa askerlerin yuvası haline geldi. Okunmuyor ki hocam. Burada bir asimilasyon problemi var mı diye sorarken var tabii ki. O dek otomatik asimilasyonu başlatalım gençler. Enayi miyiz biz? Hop başlattım kardeşim. Oğlum ne oluyor? Bir ses mes geldi yine bak. Şöyle yapalım bakalım. Aha sağdan gittik sol yol tıkanmış. Güzel. Çok güzel. Şimdi komünist generalleri anlaştık. Komünist Almanya. Komünist Almanya'dan önce bir Anschluss falan yapalım hocam. Anschluss'umuz bir gelsin bakalım. O sırada Polonya sınırına tekrar asker basalım. Bu arada arkadaşlar oyun hızını düşürmenizi tavsiye ediyorum. Şu anda bakın daha Anschluss olmadı bir şey olmadı 1938'e vardık. 39'un sonlarına doğru savaşı başlatsak elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. Alman yetkililer komünistlerle anlaşmaya kararına vardı. Anlaşma kapsamında komünist generaller belirli tavizler karşılığında Nazi rejimine sadakat yemin ediyor. Bu tavizler kısa vadede iç huzur sağlarken uzun vadede riskler taşıyabilir. Deveye sormuşlar. Ertem, neren doğru ki? Deve demiş, nerem eğir ki? Ne anlatıyor hoca ya? Başımıza bir şey çıkacak kardeşim zaten. Boş ver yani. Bu kadar kasmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Burada bir mod tanıtımı. Bir oyun değil bu. Yani seri değil bu. Bunu tanıtıp çıkıp gideceğiz arkadaşlar. Ben fokusların tamamını size göstermek istiyorum. Ondan dolayı bir oğlum Anschluss oğlum alttaki açıldı. Abim Anschluss yapar mısınız? Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Botlar kendi fokuslara nasıl gidecek? Bu yapılırsa güzel olur çünkü. Başka ülkelere fokus tur eklersek herkes kendi fokusuna gidecek. Oyun daha güzel olacak. Sadece oyuncular mı gidebiliyor? Botlar da gidebiliyor mu? Tüm detayları mod güncellenirse paylaşacağım. Diplomasi. Bakın şuradan. Bunların efekt yani bunların şeyi nerede yazıyor abi? Giren çıkan ne? Yani bana giren hepinize girer arkadaşlar. Bana girdi aşırttı Blackboard ya. Hepinize de girdi. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Tabii canım. Aga şu Polonya'ya bir savaş ilan edelim ya. Fokus mu bitti şu an? Bir ses geldi ama ben anlamadım. Bu fokuslar kaç tur sürüyor hocam? 150 gün sürüyormuş. Acaba 150 tur mu? Modla ilgili tavsiyelerinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın gençler. Modder da bu videoyu izler büyük ihtimalle ve adam yani der ki a bak bunlar böyle demiş belki yaparım. Yalnız şu menülerde tıkadığımız zaman ilişki geliştirme, küfretme falan olayları var ya ona da böyle HOI 4 efektleri getirirse güzel olur. Basit işler tabii bu ses efektleri basit işler. Önemli olan bize var ya hayvan gibi fokus eklensin yani telefondan oynayanlar. Bilgisayarı HOI 4 kaldırmayanlar falan filan olur. Bu adamlar da fokuslu bir oyun oynasın arkadaşım. Bak yine bir şeyler oldu. Anschluss! Lan oğlum! Polonya, Macaristan, Danzig, Avusturya girdi. Oğlum Avusturya benim hakkım. 8 tur mu? Ultimatum. Eyaletleri iste. Boya. Boyamayı sever bizim ressam. Aldık. Aga Anschluss'u ben yaptım yani. Oyun yapmadı. Biraz daha beklesek Çekoslovakya alacaktı. Öküzün oğlu. Bir de Macaristan. Pardon Çekoslovakya değil. Macaristan öküzü alacaktı. La hadi la kardeşim. Almanya memeli ilhak etti. Memeli ilhak ediyoruz. Litvanya Almanya'nın memel talebini koşulsuz şartsız kabul ediyor. Kimine göre mantıklı olsa da kimine göre bu karar hızlı olmamalıydı. Olmamalıydı. Memeli alınca oğlum bu iş kötü yerlere gidiyor. Bu iş kötü yerlere gidiyor bak. Sayın Başkan siz mi susturacaksınız ben mi susturayım? Trump. You crazy Trump, you crazy. Hocam, fokusumuza devam. Çekoslovakya'nın kaderi. Bas gitsin ama. La video uzuyor kardeş. Anschluss. Oo.
Baba geldi. Oğlum, Angelus'u yeni alıyoruz. İlginç, çok ilginç. Bence de ilginç. Paramız da çok var ya. Geriyorsun beni, geriyorsun. Şu ses beni geriyor ya. Bunlar alınıp budaklansa var ya, mükemmel ortadından yenmez. Aa bak, mutluluk artı 50 vermiş bize burada. Efektlerde yazıyor yani sonunda. Hocam hadi ya. Memeli bir daha istedim ya. Ooo, memeliyle hak ediyoruz. Bir daha tıklamayın siz. Ben yaptım, siz yapmayın. Abi Çekoslovakya'nın kaderi artık bizim elimize gelebilir mi? Ve ben neredeyim? Aga Danzig'e girelim, çıkalım hadi. Bir vuracağım şimdi var ya ekrana. Ne istiyorsun ya? Komünist almayı mı istiyorsun? Beni siz de döktünüz, evet. Aga dümenden Danimarka'ya girelim diyorum. Heh, kapitüle varmış. Oh, bir an böyle yok diye düşündüm de güzel varmış. Aga bu artık olması gereken bir özellik her modda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu menüler falan eklendikçe bak, şu anda güzel bir mod. Daha da güzel bir mod olacağı benziyor yani. Lan ne savaşı? Allah belanı vermesin. Fransa bize giriyor. Lan savaşı mı başlattık yanlışlıkla? Oğlum keteri. Arkadaşlar Fransa bize giriyor. Hitler son dakika açıklama. Halkımızı meydanlara davet ediyorum. Aa 300. Bir dakika, burada şimdi paket sistemi var mı? Bak bu da incelenmesi gereken bir şeydir kendisi. Bir dakika şöyle. Hocam ama ben bunları görmezsem ben bunları başaramam ki. Sayılarını görmem lazım benim bunların. Watch Tower. İnşa et. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Enemies ahead. Pusu kurmuşlar. Dikkatli ol. Malzemeler bende. Gel buraya. Köpeğin evladı Fransa ya. Allah'tan haberli girdi ha. Habersiz girse bir de onu düşünseniz arkadaşlar. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Haber, savaşa haberli girenler değil. Habersiz giren. Bu çocukları. Ama hocam yani. Affedersiniz. Ya yi beni Recep. Yi beni. Yi beni Recep. Oh be. Lan Cemil Mazıyor ya. Dah vergi borcu var. Ben öldüm ki. Ayın 25'inde KDV var. Öldüm ben. Oho. Yok öyle bir şey. Derdim tasam kalmadı be kardeşim. Hitler sonunda cehennemine gitti. Oo, lan vasal mı olduk bir de biz? Demokratik olduk. Vasalız, köpek olduk. Daha ne istiyorum ben ya? Evet gençler, normalde bunu daha eskili oynayabilirdik ama biliyorsunuz benim sadece amacım size bunları göstermek. Hala Anchos diyorum ya. Hala Anchos yapacağım yani. Modun ilk sürümü böyle. Daha da geliştirilecek zaten. Şu anda geliştirilme aşamasında olan bir mod kendisi. Size de böyle bir modun varlığını haberdar etmek istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yorum atmayı, beğeni yapmayı, abone olmayı, kanala katılmayı, videolarımızı izlemeyi, Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın.